bunları yaşadık. Bütün bunlardan sonra anayasanın değiştirilmesini istiyoruz. Kim hepimiz? Nasıl değiştirilecek? Bunun normal yolu, siyasi partiler milli iradenin temsilcileridir. Bundan dolayıdır ki anayasanın değiştirilmesinde bütün siyasi partilerin bir araya gelerek bir uzlaşma temin etmeleri esastır. Hiç değilse bugünkü şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilcisi bulunan partilerin, 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması anayasa değişikliğinde esas alınmalıdır. Eğer hiç değilse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilci bulunan bu 10 tane partinin bir araya gelerek uzlaşması yoluyla değil de, 2 tanesinin, 3 tanesinin kendi arasında belli maksatlar için anlaşarak, yine bugüne kadar olduğu gibi halka aldatmak maksadıyla bir anayasa değişikliği yapmaya kalkışacak olurlarsa, bu anayasa değişiklikleri milletin, vatandaşların beklentisine cevap vermez. Bu anayasa değişiklikleri ülkedeki sancıyı durdurmaz ve yapılacak böyle bir anayasa değişikliğinin de uzun sürmesi mümkün değildir. Böyle bir değişiklik sadece ilave huzursuzluklara sebep olur.